öğretim görevlisiyim ve gezmeyi çok seviyorum. Değişik ülkeleri seviyorum. Daha çok böyle hani İtalyalar, Fransalar değil de işte bir Moğolistan bozkırları, bir Filistin, efendim bir işte Koreler daha çok çekiyor. İşte mesela bir gün işte Uruguay'da elektriği yolu olmayan bir köy varmış buldum. Oraya gittim. İşte Paraguay'da falan işte. Swaziland Krallık'la yönetiliyormuş. Hadi atladım oraya gittim. Geçenlerde dedim dünyanın en soğuk yeri neresi acaba dedim. Baktım Sibirya'da bir şehirmiş. Oraya gittim falan. Kırıkım yani biraz. Öyle şehir seviyorum ben. Geçen de bir takipçim yazmış. Şimdi bu yaz için nereye gideyim diye falan soru sordu da. Kuzey Kore ile Sibirya'dan sonra çıtayı düşürmemek için Mars bekliyoruz filan. Yani şimdi İspanya, İtalya'ya gitsem olmayacak yani. O yüzden en anormal yerler bakıyorum şu anda. Nereye gitsem de olsun diye. Şöyle bir yol bahçeyle bir arkadaşlar diye. Yani kişisel tüm ülkelerden bahsediyorum. Kaç bir dört mü oldu ne? Ülkeleri yazıyorum. Ondan sonra seyahatler için gerekli bilgiler veriyorum. İşte ucuz nasıl gezilir? İşte hangi ülkeler ilginçtir? Falan gibi. Seyahatlerinde kalacak yere para vermiyorum. Kondisyon fiyat sistemini duymuşsunuzdur. Ücretsiz konaklama çoğunluğu öyle konuşuyorum. Şimdi mesela burada ucuz nasıl seyahat edilebilir? Şimdi onu anlattım. Burada bedava nasıl kalır? Onu anlattım. Şimdi yanımızda neler götürür? Onu anlattım. Bize bilgileri falan filan. Sonra gezdiklerimi anlatıyorum. Benim ülkeden henüz bitmedi de. Sinema nasıl görüyorum ben? Bazı filmlerle ilgili işte yorumlarım, bilgiler falan yazıyorum gibi. Mesela bakın burada şeyi gördüm. Kore dizilerine ben hayran olduğunu bilmiyordum mesela Kore'ye gitmeden önce. Döndüğümde öğrendim. Fakat baktım ki Kuzey Kore film ve dizileri konusunda hiçbir bilgi yok. Ben de ben yazayım bari dedim. Bir tane olsun. Yazıda işte hem çoğu İngilizce altımızda Kuzey Kore filmleri. Ondan sonra da dizileri yani koydum, dolu dolu bir kadar yani. Bunların hepsini koydum zaten. Buradan bakabilirsiniz Kuzey Kore'de nasıl diziler izleniyor diye. Pek güneyinkilere benzemiyor. Böyle işte. Ne olur. Yapayım dedim. Kuzey Kore biliyorsunuz dünyanın en kapalı ülkesi. Hani en kapalılardan biri falan demeye gerek yok. Çünkü net. Hani, o kadar kapalı bir ülke yok dünyada. Çok istiyordum gitmeyi. Devlet turuyla gidebiliyorum. Yani işte belli acentalar var. Kuzey Kore'nin yetki vermiş olduğu. Şimdi oraya başvuruyorsunuz. Bir süre sonra kabul edilirse işte ücretin yarısını istiyorlar. Sonra onlar vizeyi falan hallediyor. Yani herhangi bir yerde, zaten Türkiye'de yok da, bir Kuzey Kore konsolosluğuna gidip sizin kişisel olarak bir vizeye başvurmanız gibi bir şey söz konusu değil zaten. Devletle doğrudan bir temasınız olamıyor. İşte ben de yapayım dedim. Bir ay bir Kuzey Kore, arkasından bir Güney Kore, tabii bunun içinde Çin'de olmak zorunda. Çin'e gitmiştim daha önce ama zaten Çin'e gitmek zorundasınız. Şeklinde başvurdum. Bir tanesi bir yöntemle başvurdum. Önce kabul edildim, sonra reddedildi. Nedenini bilmiyorum, hiçbir zaman da öğrenmeyeceğim. Diğer başvurum kabul edildi. Paramın yarısını yatırdım falan. Ondan sonra buradan atladım. Pekin'e gittim. Pekin'e gidilmek durumunda. Uçakta hatta bir çok kalabalık bir Güney Koreli grup vardı. Öğretmen ve öğrenci ikinciye gelmişler. Yanımdakiyle konuştum. Kuzey Kore'ye gideceğim. Böyle haber yayıldı anında uçağa. Gidemezsin falan dedi. Hepsi bana bakıyor böyle, biz gidemeyiz oraya filan diye. Çok güzel bir diyalog oldu aramızda. Yanımda oturan bir kız öğrenci, lollipop almış, işte Türkiye yazıyor filan. Bunu dedi, Kuzey Kore'de bir çocuğa verdi dedi, benim için. Önce biraz, ya burada herkes Güney Kore'yi çok iyi biliyor eminim değil mi? O yüzden daha çok Kuzey'den bahsedeyim ben herhalde. Bu
misafir etme sistemiyle ben Güney Kore'de kaldım. Oradan bahsedeyim önce. Otele falan para vermedim. Hem Seyur'da hem onun dışında. Hatta şöyle oldu. Hostofim sisteminde kişilere istek yazarsınız. Size gelebilir miyim, uygun musunuz diye. Bir de onun görünmesini de sağlayabilirsiniz ortada. Oradan isteyen belki davet eder bir ihtimalle. Bana iki kere oldu şimdiye kadar yani. Bir Arjantin'de bile gitmişti ben istemeden. Bir de Güney Kore'den bir aile davet etti. Ben hiç yazmadan. İşte Türkiye'li misafirim hiç olmadı. Gelir misiniz rica etsem diye. Çok iyi davrandılar bana. Şahaneydi. Şöyle Kore'den birkaç çıkart geldi. Ben yüklediğim bazı şeyleri göstereyim. Aşka Mısır, bilmiyorum rastlamış mıydınız daha önce? Biliyorsunuz çok tipiktir Kore'de, mangal var ortada. Böyle işte Seul'de, Kanta'da bir yemek. Bak. Seul Kulesi'nin etrafında görmüş müydünüz bunların fotoğraflarını? İnanılmaz sayıda kilit var. Yani başka ülkelerde de görmüştüm de bu kadarını ben görmemiştim. Yapalım, başka bir yerde yok bu kadar. Tabii Seul'e gidip de bir Gangnam Style yapmadan da olmuyor tabii. Bu da işte işin turistik tarafı. Burası parlamento. Bak. Bunlar ne? Bilen var mı? Nasıl? Aa, ben aceleyle öğrenemeden geçtim öyle. Çok iyi oldu, tamam. Yemekler. Orada balık paşa var ya, balık çok güzel. Şakak yiyecek. Ha şey, balık içinde taşıyor. Siz abi lokantaya ayakkabılarınızı çıkarak gidiyorsunuz. O arkadaşım beni Seyir'de misafir eden çok iyi bir çocuk. Onda kaldım günlerce. Tamamen karşılıksız tabii. Sofik sistemiyle. Bu da Ulusal Müze'nin önünde beni misafir eden aile. Konseyong'da misafir ettiler. İşte iki çocuklu bir aile. Çok kocaman bahçe içinde dubleks bir evleri var. Adam ta Seul'e geldi beni almaya. Gezdirdi filan. Yani şey, nasıl diyeyim, çok Türkler gibi. Biz de böyle çok şehirdir ya, şimdi Batılı'ya gidiyorsun işte, veriyor anahtarı, bir kahve, hadi akşama görüşürüz diyor. Ama ya Kore'de öyle değil ki yani. Sürekli yedirmeler, içirmeler, gezdirmeler, bizim gibiler yani. Kumsala götürdüler. Saldırdan orada. Bir baktım bizim şey Maraş dondurmacısı. Çarşının içinde. Yani onlara dondurma ısmarladım. Her yerdedir ya. Her yerdedir. Red Bull Stadyum'un önünde bir de şeyleri var. Cam zilde. Şubeleri var. Her yere, Seul'ün her yerine yayılmış bulunuyorum o kahraman maraton numarası. Ha, tabii. Her yer, şey, her yerden çıkıyor. Ahmet abi oradan iki plak gönder. O halde sen böyle olursan. Evet. Tabii tabii. Sen de kebapçı varmış. Şey sonra, İstanbul'da böyle bir yer yok. İnsanlar hani böyle üstleri çıplak pek kimse yoktu sordum. Yani biz böyle hani tevazi insanlar pek böyle sevmiyorlar. Sadece bir grup genç kız vardı ama onlar da dışarıda yaşayan kişilerdi, konuşmalarında anladık. Onun dışında giyinikler kutsalda yani. Yemekler. Çalıştırıyorlardı adamı yani. Boşuna gezdirmiyorlar. Şey Seul'de bir müze var. Japonlar biliyorsunuz Kore'yi uzun süre işgal etmişti. Çok zulüm yapıldı. İşkence müzesi var. Burada benim arkadaşım attı biraz bunun için.
Bunda ben de biraz işte bu da taklidi yapmıştım. 3-5 şekerli gazozlu. Sağ olsun. Çekilmediler. Kasap havasını biraz değişiyor. Yani yöresel olarak değişiyor. Sevdiğim için hani Kuzey Kore'yle artık okunabilecek her şeyi okudum zaten. Ki oraya gidenler de hep böyleydi, hani şey yoktu hiç. Ya işte çok o kadar yer gezdim, hani bir de değişiklik yapayım diyen yoktu. Herkes böyle çok okumuş Kuzey Kore'yi falan, hani böyle aramızda konuşuyoruz fısıltıyla falan. Böyle insanlardı. 15 kişi vardı işte. Değişik ülkelerden. Ondan sonra işte Avustralyalı vardı, İngiliz vardı falan filan. Ama hepsi şey, Pekin'de iş için olanlar veya Pekin'de yakınlarını ziyaret edenler. Sen dediler, niye okuldan uzaktan geldik Kuzey Kore'yi görmeye?
solda etrafta yaşayan kişilerde. Şey, çok daralıyor Kuzey Kore Devleti. Ciddi para alıyor yani. Benim hayatımdaki en pahalı seyahat bu oldu. Yani Kuzey Kore'ye verdiğiniz parayla o döküntü yerlerde, ne bileyim işte havailerde, mavailerde tatil yapabiliyorsunuz yani. Hiç bu kadar pahalı bir yere gitmemiştim. Ben. Ha, önce, bir gün önce, Kuzey Koreliler'e bir gün önce Pekin'de toplarlar sizi, briefing diyorlar işte. Kuralları anlatıyorlar. İşte tüm kurallara uyacağınıza dair işte liderlere saygısızlık etmeyeceğinizde düşünürüz. Belge imzalatıyorlar. Bir de hiçbir yerde yayınlamayacağım çektiklerimi diye. Hani gazete, televizyon, blog, hepsi dahil. Hiçbir yere koymayacağım diye taahhüt edersiniz. Ondan sonra böyle bir gün önce topluyorlar. Sonra herkes evine gidiyor, işte otelle. Bir gün sonra da binip otobüse havaalanına götürüyorlar. Ondan sonra işte havaalanına gittik. Heyecan doğrultuda tabii. Kuzey Kore'ye gideceğiz. Kuzey Kore'nin öyle Boeing, Airbus filan gibi şeyleri yoktur. Sovyet modeli uçakları var. İşte Ilyushin, Tupolev filan. Bize Tupolev'de geldi. Bak, camdan bakıyoruz. Herkes çalışmış zaten. Bir şeyi biliyoruz. Kaçtı o zaman? Yine böyle galiba. 17 mi? Kuzey Kore'ye kaç uçağı var? Hangi kaç uçuş model var? İşte bekliyoruz filan. Sonra bir baktım bir aile var. Adamın göğsünde böyle bir rozet var. Küba bayrağına benzettim. Yakına gittim. Küba bayrağıymış. Küba Büyükelçisi. Tatile gitmiş. Küba'ya. Kuzey Kore'ye dönüyor. Ben de işte böyle ayaküstü hemen Küba'yı yaptığım geziden bahsettim. İşte turistik gezmediğim filan. Konuştuk sonra ayrıldım. Sonra yanıma geldi kalktı özellikle. Kartını verdi. Beni ara diye. Nasıl aranıyor mu ki dedim yani. dedim. Ama aranmadı yani. İzin vermedi. Ama başlamadım. Öyle bir şey oldu. Güzel bir sürpriz oldu bana. Neyse. Biz uçağa bindik. Heyecan doğrultuda tabii. Kuzey Kore'ye gidiyoruz diye. Bu vize. Görüyorsunuz yıllardan 102. Onda çünkü takvim büyük lider Kim Il-sung'un doğumuyla başladığı için yıllardan 102 oluyor. Bu da benim vizem. Bu vize veriyorlar. İlkeye giriyorsun. Girince geri alıyorlar. Pasaportla vizeyi. Sonra tam çıkarken veriyorlar, sonra gene geri alıyorlar. Yani bu vizeyi saklayamıyorsunuz. Pasaporta da damga vuruyorlar. Dolayısıyla Kuzey Kore'ye gittiğinize dair hiçbir şey kalmıyor ortada. Yani ben gittim, emin değilim. Bakın bu uzaydan fotoğraf. Buna hamburger diyorlar. Bundan verdiler. Yalnız Koryo Air'ın şeyine baktım, uçakları düşmüyor. Böyle bir özelliği var. Burada da bakın onu bir şey yapıyorum. Bunu biliyorsan bunu. Uçakta fotoğraf resmen yasak ama çok da şey değil hani. Yani büyük bir şey değil. Burada büyük liderimiz işte bize şey yapıyor. Burada bakın yıllardan 102 ama altta da var çünkü yabancılar da var ya. İşte uçak falan. İniyoruz. Ondan sonra yere iniyoruz tabii ki. Apron falan yok. Şurada böyle çok havaları basit diye bir fotoğraf çekeyim dedim. Bir yumruk şuraya. Tüm diye öyle çıktı. Yasakmış havalarında çekmek. Ben ne bileyim daha yeni giriyoruz yani. Hoş geldin yumruğu şöyle arkadan. İçim böyle bulanık oldu. Ben sırf hani bu liderlerimiz bize bakıyor diye çekeyim dedim. Sonra otobüse bindik. İşte havaalanının bahçesinde böyle bir çocuk gördüm. Kastı falan böyle kirlenmiş yüzü ama çok güzel bir yüz. Hortumlar taşıyor önlükle çocuk işçi. Çekeceğim dediğim bir baktı bir asker nasıl koşuyor tüfekle. Çocuk çalışıyor mu? Çekmek yasak. Ah dedim dakika bir gol bir. Öyle tamam dedim buraya kadarmış dedim. Siyah siyah siyah. Neyse baktılar çekemedim gözüküyor maçlarda.
Ama çok korktum yani. Böyle nasıl koşuyordum fırıklarken. Şimdi ben de işitmesi botlar, öğretim görevlisiyim diye. Yani biliyorsun her devlet memuru, üçüncü devlete gelince alıyor. Her yere gidiyorum şeysiz, vizesiz. Soran bile olmuyor hani otelde zarar var mı? Ya arkadaş Kuzey Kore'de sorun oldu. Her yerde iyi olan fırsat oldu. Şimdi Çin vizesi tabii olması gerekiyor ya. Benim Çin vizesi yok. Dediler ki nasıl Çin vizesi yok? Çin herkesten vizesi de dedim işte bundan istemiyor special passport. İşte special passport neymiş de sen diplomat mısın? Devlet mi gönderdiği, çünkü Türkiye düşman ülke biliyorsunuz değil mi? Güney Kore etnin yanında savaştığı için resmi olarak Türkiye düşman ülke. Böyle duvar var, düşman ülke bayrakları yazıyor, orada Türkiye bayrağı da var. Tabii ki. Yani Türkiye'nin bazı bölgelerinde değil, pasaport çok sorun oluyor. Şey, Uygur bölgesi. Evet, yani bizim bir grup öyle Tibet sınırında kalmıştı, biz hani yeşil pasaporta vize yok diye. Evet. Lalalom bütün doktorları sorduk. Sonra bayram günü bana telefon, biz geçemiyoruz, değişik pasaportlarla sınırda kaldık. Onların hassas bulduğu bölgeler tabii. Evet. Ama ben çok girişli iki kere gittim, hiç soran olmadı. Nerede kalacağım filan. Şey, Urumçi'de de soran olmadı. Neyse işte yani iki gün böyle sordular bana, bu nedir, diplomat mısın da, görevli misin de, hani ajan mıyım ben, neyim? Zaten bir tane adamı sırf bana verdiler. Devamlı seferde. Şey, şimdi ilk gittik, işte bir tur attırdılar filan, şimdi susamışsınızdır değil mi, hadi bara gidelim filan. Ve burada bar yok, bir tane başta yabancıları götürmek için yapmışlar. Halk giremiyor, aslında yasak zaten. Gidiyorsun orada işte, modern bir yer. O sadece bir şey, pasaportları kontrol, işte beni sorguya çektikleri yer ilk. Bir de başka yerde çektiler. Ya sorguya dedim böyle kelepçeye bağlayıp değil ya. Yani. Soru soruyorlar. Şey, şüphelendiler çünkü. Şey, bütün Kuzey Kore ticaretçilerini fixtir sınıra götürürler mutlaka. Tabii şey, subay, briefing memuru falan. Bu da işte Kuzey Kule'nin sınırını anlatıyor. Onlar tabii çekilebilen bir şeyler. Yani da çek istiyorlar tabii. Yani herkes çekmiyor da. Hepsini anlatıyor. Üstteki cümlelere bakın mesela. Bir tane cümle var. Sürekli bir, yani her gün ve her saat sürekli bir anti-ABD ve anti-Güney Kore propagandasına maruz kalıyorsunuz. Devam. Yani orada propagandası hiçbir şey yok. Mesela çocuk şarkısında da propaganda var. Efendim sitte de var. Stadyumdaki gösteride de var. Yani orada filmde de var. Yani bir film ya da bir şarkı yapamazsınız. Büyük lider Kim Il-sung'a saygılarınızı sunmadan falan. Yani benim beden hızında öyle biliyorum. Burada da işte ben bir takım haince filanlar içerisinde. Ama biraz iki taraflıyım ben yani. İki tarafı da seviyorum yani. Ne gidiyor belirsizim. Mutlaka her mekanda ev dahil. Ölümsüz lider Kim Il-sung'la büyük lider Kim Jong-il'in fotoğrafları vardır. Ve bunlar hep gülerler. Bu Kuzey Güney Kore Savaşı Teşkilisi'nin imzalandığı masanın kendisi. Önce, sonra. Burada ben iyice terbiyesizliği ele almışım artık. Koskoca Kim Il-sung'un önünde, el cepte filan böyle iyice yani tam şey hücrelik. Böyle fotoğraflar mesela ABD askeri isim düşüyor filan savaşta. Ha bu net yasak fotoğraf mesela. Şu bir butuza şey yolu burası, başkentte giden yol. Hani savaş çıkarsa güneyle burada takozlar var alttan çekiliyor.
dinamit patlıyor, yol imha oluyor. Bunları çekmek kesin yasak. Silah gibi şeyler. Net yasak. Ben tabii otobüsün arka beşlisin en önü, en sota. Böyle hep orada takıldım böyle gider. Şunlar falan yasak. Bu sınır bölgesinde video fotoğraf yasak. Ruslar ne yapardı? Şu anda ben çok uzak kaldım. Bu da yine sınırdan kaçmayı engelleyen bazı önlemler. Burası sıfır noktası işte. Karşıda arkamda Güney Kore binası var. Şu bina Güney Kore, maviler Güney Kore'ye ait, griler Kuzey Kore'ye ait. Çok hani ünlü bir yer bilirsiniz. Silahtan arındırılmış bölgedir adı ama dünyanın en silahlı sınırıdır. Tabii tabii yani net. En dünyanın sınırı. Adı IMZ yani silahtan arındırılmış bölge. Kuzey Kore ikide bir mesela tünel kazar, tamam mı, güneye? Yakalanır, sonra der ki kömür madeni onlardır. Duvarları siyah boyuyorlar. Ya görmüyor musunuz? Kömür madeni onlardır. Bir sürü tünel kazar var. Hoşuma gitti benim böyle asker karşıya bakıyor. Tabii geçmesi mümkün değil. Üstteki yazı okunuyor mu? Ha şu paragrafı okuyuverin ya. Ya. Ben okuyayım mı? Direkt aşağıda gördüğümüzden mi başlayalım? Aşağıda gördüğünüz sağda ve solda karşılıklı duran Kuzey Kore askerlerinin ayaklarının dibindeki beton şerit, Kuzey Kore, Güney Kore sınırı, karşıda Güney Kore askerleri güneş gözlüğü takıyor ve yumruklarını sıkıyor. Almışlar arkalarına ABD askerlerini, uyuz oldu. Bizimle herhalde geçenlerde bu karşıdaki bizim kadın subaya hareket yaptı deyince ben derlendim. O gözlükleri de Amerikalı var mı aldılar size? Artist misiniz siz? Delikanlıysanız gelin bakayım ortaya diye bağırdım. Görevi bir kolumdan tuttum. Yapmayın bayım. Savaş çıkacak dedim. O kendime bir kolumdan tutup bırak çilevi. Değmez bu lavukları değil de biraz sakinleştim ben. Savaş sebebi yaptı. Şey, Güney Kore askerleri güneş gözlüğü takar. Güney Kore askerleri göz teması kuramasınlar. Da böyle bir diyalog yaşanmadı orada da yani o kadar da canıma saladım yani. Şimdi Kore'de bazı olmayan şeyleri görmüş gibi yapmak zorundasınız. Mesela bu. Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki dev duvar. Şimdi önce general anlattı, briefing vermişti. Duvar şu kadar metredir, şu kadar kalındır, Güneyliler yaptı birleşmemek için falan diye. Güney Kore sınırı böyle muazzam bir duvar döşemiş. Tüm denizden denize. Burası da o duvarı gözetleme karakolu. Oraya götürürler. Bakın Güney Kore neler yapıyor bize birleşmemek için diye. Anlattı işte resimleri, metreleri. Sonra da bakıyorsun sen, tamam duvar orada filan diyorsun ama duvar yok. Güney Kore'de gören de olmadı öyle bir duvar. Yani böyle bir şey var. Yıllardır bu söyleniyor. Bak, duvara bak diyorsun. Evet ama duvar filan yok. Görmüş gibi yapıp oradan sessizce ayrılıyorsun. Yani şu ana kadar gören yok. Kuzey Kore'de yaşamla ilgili bazı şeyler anlattım. İşte hep kendi gördüklerim, hep okuduklarım. Kuzey Kore'de
zaten internet yoktur. Yani insanlar internete giremez. Türkiye içinde bir ağ var. Evet, Kuzey Kore ilerle en yakın temasım. İkna etmek biraz zor oldu ama. Yani bunu küçümsemeyin pardon yani. Bugün mesela bir Angelina Jolie ile yan yana olmaktan daha zor bir şey. Güzelim. Kuzey Kore ilerle fotoğraf çektim. Çok tipik bir görüntü. Otomobil pek yoktu. Bisikletlidir insanlar. Mesela burada bakın en az bir 7-8 kişi şu büyük lider Kim Il-sung'un kıyafetini giyerler. İşte ona olan bağlılıklarını ifade etmek için şudur kıyafet. Şöyle yani. Mesela inşaat çektirmezler. Yani tamamlanmamış prova, gösteri provası, hiçbir şey çektirmezler. Bunu ben ağacın arkasına saklandım. Böyle çektim kısaca. Bir tane kaldırım var 50 metrekare. 100 kişi çalışıyor. Şimdi Kuzey Kore'de pek makine ulaşma gelişmediği için çok şey elle yapıyor. O yüzden çok kişi yapıyor. Sonra bu onu çekti, ses silinecek dedi şey ama ben trende silinmesi, yani sakıncalı şeyleri trende ayakkabının içine sakladım. Kartı öyle çıktı. Trende bakıyorlar tek tek. Televizyonda devamlı tabii işte Kuzey Güney Savaşı'ndaki Kuzey Kore'nin yaptığı kahramanlıklar, zaferler. Ondan sonra devamlı bir propaganda. Şimdi akşamları sokağa çıkmak yasak Kuzey Kore'de yani veya gündüz de hani adamlar sizi çıkarır. Onun dışında çıkayım da ben şundan köşeden bir büfeye gideyim falan öyle bir şey yok yani yapabilen olmadı. Otelde de işte maruz kaldığınız şeyler bunlar. Sürekli Kim Jong-un var var tabii falan. Bir de o kadar kullar ki bak rock müziği eşinde savaşıyor adamlar. Evet, böyle. Böyle tankı yaptılar bak şimdi Amerikan tankı. Şimdi şey böyle hafif halkla temas var ama çok büyük çoğunluğunun dediğine göre bunlar hep planlanmış şeyler. Yani mesela ben bu çocukla fotoğraf çektirdim ama zaten o çocukla babası oraya biz geleceğiz diye konmuş insanlar bu çok büyük olasılıkla. Bakın mesela bina boyu adam hiç güvenlik önlemi falan yok. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ya o yüzden. Ha bunu mesela şey Kaesong diye sınır kenti var. Yani güneye yakın bir kent. O otelin duvarından atlayıp çektim. Duvarlarla çevirip otel çıkamayasın diye. Bunu bir ara koşular getirip çektim. Bu mesela şey TRT'de yayınlandı bu. Propaganda posterleri her yerdedir. Mesela bu da yasak. İşçiler çalışıyor çünkü. Burada bir ideal Kuzey Kore ailesi görüyoruz. Çekirdek aile. Yine Kim Il-sung kıyafetiyle. Bu da yasak. Yoksulluk var çünkü. Kuzey Kore'de kontrol noktaları vardır sürekli. Yani halk bir şehirden bir şehre izinsiz gidemez. Bizi de tabii denetliyorlar. Bu da mesela yasak. Ya zaten orada böyle hani otobüs terminaline gidip bilet alıp bir şey yok yani. Otobüs diye bir şey yok ki. Yani bir şey yok. Tarife, yolculuk. Bunlar boş. Böyle mesela. Tipik bir şehirler arası yol. Aynı Güney Kore gibi işte. Burada mesela otobüsün arkasından çekeyim şöyle sokağa dedim. Kadın hemen çocuklarını kaçırıyor. Hemen şöyle yaptı, toparladı. Çekemeyin diye. Kuzey Kore'de gece hayatı yok. Yani böyle bir şey yok.
Ama işte 2-3 otelde birer bar var. Devletin programında da bir akşam karaoke vardır. Mutlaka hani güneyde var da bizde yok bu şekilde. Orada böyle işte resmi giysili kızlar çıkıp Kim İl-sung şarkılar söylerler falan. Sonra da işte turistler çıkıp falan yapıyorlar. Esas şey. Mesela otelin penceresinden çektim. Az yerde ışık var falan böyle zaten. Ha, Türkiye'deki en eğlenceli renkli yer Luna Park. O da var programda. Bir akşam da Luna Park kullanıyorlar. Burada bayağı işte altın içine girmiş oluruz. Yani konuşmaz kimse zaten de çekilir. Fat modelleri. İyi olmuş. Ha, işte Kuzeyköy'ün tek başına beni öldürmesi için yetecek fotoğraf. Bu nefret ettikleri bir şey. Kız asker burada haykırmış, tamam mı? Luna Park'ta bunu bulup çektim. Yani şu fotoğrafı silmek için bayağı bir şey yapar Zeyko'ya. Ya. Bunlar nefret ederler böyle şeyden. Karizma çok. Bu da yasak. Var. Şu kişiler burada ne yapıyor çözemedim. Burada bir aile burada. Ama oraya nasıl çıkmışlar arkadaş yani. Söylediklerine göre eğer doğruysa şey bizim grup işte bu Zafer Bayramı'nda askeri geçidi ilk izleyen ziyaretçi bir şey oluyor. Devlet müdürlerinden olan olur da hani bunlar hariç turist olarak. Yani ben de işte Bodrum'a gidip bir bulabildiğim bilgileri yazdım, videolar çektim falan. Şöyle işte çocuklarla bayramdan hemen öncesinde hazırlıkta fotoğraflar çektirme şansı oldu falan. Böyle bayağı bir silah falan gördük yani. Herhalde
yavaş yavaş çevirme var. Neyse işte internet neden yasak? Cevap. Halkımız diğer ülkelerde olan kötü şeyleri görüp dış dünyaya karşı olumsuz bir görüş edebilsin diye. Değil bana. Doğru mu? Ortalama maaş kaç lira burada dedim. Kız bir bozuk attı. Kaç yapmış? Söylemedi ama söyleyenler şey 250 avro diyorlar. Tabii ki yalan. Bu alıntı ben çekmedim. Ağlama olayı. Bu ağlamaları sahte diye biliyoruz ya, onlar sahte değil. Ağlıyorlar. Herkes ayağa kalkıyor. Bir de bu alıntı tabii ki. Ben gidip de Kim Jong-un'u bana gösterecek değiller. Bu Kim Jong-un mesela bütün ülkeyi tasarlayan kişidir. Yani spor salonundaki o jimnastik aletini o tasarlamıştı. Metal fabrikasını da hepsi tek başına yapıyor. Hiç diktatöre benziyor mu Allah aşkına? Ben yana şey alırım, makas alırım bundan yani. Her yerde propaganda afişleri var değil mi? Zamanımız yok. Edebileceğim. Şey, bir tane mesela yerden söyledi, bahsedeyim. Şeye götürdüler bizi, büyük lider Kim Il-sung'un. Umyasının olduğu yere. Böyle dev bir saray yapmışlar bu Umya için, tamam mı? Biliyorsun böyle ayakları İteya bir şeyler falan vardı. Makineler falan hani işte sokma diye. Sonra bütün metalleri alıyorlar. İşte telefon da çalışmıyor da. Fotoğraf makinesi, bozuk para, şemsiye, kemer. İçeride ses olur, saygısızlık olur diye. Kimin sunduğu bungasına girmeden önce. Bundan sonra yürümek saygısızlık olur diye o havalarda yürüyen bantlar var ya. Onlardan yüzlerce metre atmışlar. Böyle gidiyorsun onlarla dörderli sırada. İki tarafta Kimin sunukla Kim Jong-il'in resimleri var böyle. Yaz tutan kızlar geliyor, generaller bekliyorlar. Sessiz sessiz. Diyorsun böyle dev avizeler, sütunlar, mermer sütunlar, nasıl muazzamlık ama. Diyorsun, diyorsun, diyorsun. Ondan sonra böyle bir yere geldik. Böyle bir koridor vardı yaz. Böyle şey, borular var falan. Yani nedir nedir derken, şey üstümüzde toz filan kaldıysa, yüce lider önüne gitmeden önce çıksın diye böyle soğuk hava üfleyen bir koridordan geçiyorsun. Ama nasıl bir koridor? Böyle kapalım filan. Yani bir dakika dursan zaptırıyor musun? Korkunç bir soğuk. Diye. Başlarını üflemişler ki zaten. Binaya geçtik, üflenmiştik. Burada artık en şiddetlisi. Sonra bir girdik, bize tabii öğrettiler. Önce kravat filan gittik. Dördüncü sırada böyle burada büyük lider yatıyor. Önce ayak ucunda duruyorsun, böyle eğiliyorsun. Sonra sırayı bozmadan bu yanına geçiyorsun, eğiliyorsun. Sonra baş tarafını oradan ayıp yasak bu eğilmiyorsun. Sonra diğer tarafa eğilmiyorsun. Sırayı bozmadan çıkıyorsun. Böyle dörder dörder. Büyük lideri şey yatıyor orada. Yüzü örtü var, yüzü açık. Ondan sonra işte büyük liderin trenine gittik. Tamam mı? Şey işte kullandığı vagonu falan. iPad koymuşlar. Neyse işte bunun şeylerini görüyorsun falan. Sonra Kim Il-sung'da dünya çapında verilmiş madalyalar, fahri doktorların olduğu dev salon. Ama neler neler, neler. Ne büyük adammış ya. Sonra işte, ya neyse işte böyle bir acayip bir yer. Bu yazıyı yazmak için çizim yapmak için ihtiyacım var temsili güçten. Çünkü yok, fotoğraf yok yani insan hiçbir şekilde. Bir de aynısını oğlu Kim Jong-un için yapmışlar. Bir de onu gezdik, yine üflendim falan. Aynısını simetriyle yapmışlar. Yani olmak çok değişik bir duygu. Yani sokaklarda şey yok, böyle koşan kahkaha atan insanlar görmedim hiç. Parklar var mesela, boş. Yani bilmiyorum, soracağınız bir şey varsa. Mesela şey, bir çift var, yaşlı Fransız profesör. Onlar bayağı Soğuk Savaş döneminde işte Moskova, Berlin, Bükreş bayağı konuşmaya gitmişler. Yani hiçbir yere benzemiyorduk derler. Yani onlarda bir hayat vardı yani, bir hareket. Burada hiç öyle bir şey yok yani. Blog'da bakarsanız ayrıntılı Çelebi Alper diye. Onun adresinden buraya koyayım, isteyen de alsın. Sorunuz varsa cevap bulmaya çalışayım. Az oldu ama.
Çıkışta nasıl bir prosedür oldu? İşte çıkışta... Yani fotoğraflar, kontrol... Trende fotoğraflara bakıldı. Sol sınır kasarmasında bayağı bir saat nasıl buldum. Nasıl saklayabildiniz yani? İşte bir tane kart ayakkabının içine koydum. Aa. Yaramaz olanları. Diğerlerine baktılar. Tabii. Peki neyi koyuyor geçti? Aa, zaten pasaportu bize basılmadı. Tabii hiç biz yok. Çin'e bizi bıraktılar. Çin'den ben ne almıştım? Böyle bir şey olsa bunlar da olur mu? Aslında evet. Yani orada böyle bir şey gelse çıkış imkanı var mı? Yani başıma gelme hani... Kuzey Kore. Politik olarak mı? Sağ olun. Bir şey gelmiyor. Ha hemen şeye götürüyorlarmış. Çin'e götürüyorlarmış. Bir an önce. Kaybolmak. Orada hiçbir şey yapmıyorlar. Kaybolmak mı? Kaybolamazsın. Başımızda bir adam var. Kimse seni bırakmıyor ki sen. Bak, 7 kişi başımızda. Askerim o zaman. Bir şey yok. Şu taşa bas, ben durum. Ben böyle bir şey. Bir şey sorabilir miyim? Yapacak hiçbir şey yok. Şu anda 3 ABD vatandaşı hapiste. Yani Amerika'nın onları almak için teklif ettiği paralar bizim hayal gücümüzü bile aşağı yani. Ne paralar yapıyor? Bırakmaz ABD vatandaşı bilirsiniz. Vermiyor yani. Ha yok vize değil. Vizenin parası. Ha 6 gündür bu. Deli para ya. 1600 avro. Bir de orada bir tane bir gösterisini izledim. 850-800 avro tuttu yani. 6 gün. 300 avro ki ben yani ben günde 50 lira falan gezen bir tipim yani. Güney Kore'ye girdiğiniz hani aldığınız vize veya herhangi bir şeyle Kuzey Kore'ye girmeye çalıştığınız da daha sonra alıyorlar mı? Herhangi bir prosedürü var mı? Mesela Amerika'da şudur, bilginiz var mı o konuda? Yani Güney Kore'ye girmişsin diye Kuzey Kore'ye girebiliyorsun, evet. Ha, ama Amerika'ya girdiysen almıyor diye biliyorum. Yok, gene girebiliyorsun. Yine girebiliyorsun. Güney Koreli değilsen girersin. Diğer ülkelerden de yazıyorum, onlara da bakarsınız. Moğolistan çok şeydir. Uruguay çok iyidir. Bayağı uzun uzun yazdım. Teşekkür ederim. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!